da sohbetten mutlu hafta sonları. Bugün de yine evlerinize dört muhteşem konukla misafir olmaya geldik. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sadece Türkiye'den değil, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Almanya'dan da izleyen değerli izleyicilerimize buradan öpücüklerimizi gönderiyoruz. İyi Herkese, ki varsınız. Harika selamlar. Bugün işe öncelikle benim de en çok sevdiğim ...ve e, Türkiye'de yeni yeni kendine değer bulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp dalıyla başlayacağız. Süper. E, çok değerli bir konuğumuz var. Evet. Doktor öğretim üyesi Gülya İskenderoğlu Bahat'la birazdan çok derin sohbetler içine gireceğiz. Başka kimler var Özlem Hanım? Bugün e, aynı zamanda Doktor Burak Demir hocamız bizlerle birlikte olacak. Yine medikal estetik konuşacağız. E, Alanur hocamıza Skype'dan bağlanacağız ve Ece Yazıcı yazarımız bizimle birlikte olacak hocam. Harika. Konuklarımızla olan sohbetimizi, tadında sohbetimizi kaçırmamak için önümüzdeki bir saat bizlerle birlikte devam edin. Lütfen ekranlarınızdan ayrılmayın. Bir konuğumuzu davet edelim mi? Davet edelim hocam. Peki. Doktor İlya Hanım bizlere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla neler yapılabileceğini anlatmak üzere şimdi konu. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Evet, Nasılsınız? Az önce de bahsettiğimiz evet. gibi doktor İyi, öğretim üyesi Hülya İskenderoğlu bahat bizlerle birlikte. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Az önce bahsettiğimiz gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından bahsetmek üzere <laughs> buradayız dedik. Kısaca Getat olarak adlandırdığımız evet. bir yöntem. Nedir Getat? Bize biraz bahseder misiniz? E, Getat binlerce yıldır dünyanın her yerinde uygulana gelen e, sağlığı e, korumak, e, tedavi etmek ve e, iyileşmeyi uzun sürelerde muhafaza etmek için kullanılan e, metotların bir bütünü aslında. Fakat dünyada yaygın olarak e, binlerce metot var böyle dünyanın her yerinde. Yaygın olarak kullanılan e, metot sayısı daha sınırlı. E, Bizde 2014 yılından itibaren e, genelge ile e, metotlar uygulanmaya başlandı. Yani resmi olarak kabul edildi. Toplayalım Ama, mı? 2014 yılında evet. bir geleneksel ve tamamlayıcı evet. tıp uygulamaları genelgesi yayınlandı. Evet, evet. Bununla beraber hı hı. üniversitelerde az önce bahsettiğiniz hı hı hı. dünyanın farklı yerlerinden toplanan o binlerce yıllıkdır kullanılan yöntemlerle hı hı. alakalı... Müfredatlar belirlendi evet. ve doktorlar bunlarla ilgili eğitim gördü. Evet, resmi olarak uygulayabilir e, duruma geldi hekimler. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi yani daha gelişmiş ülkelerde e, çok daha erken e, yıllarda başlamıştı bu. Bizde de resmi olarak 2014'ten sonra e, uygulana gelir bir hal aldı. E, hani diyorum şu anda 15-16 tane de e, metot e, hekimlerimiz tarafından icra ediliyor. Şimdi aslında daha önceden de işte e, bu düzenleme olmadan, devlet <laughs> tarafından yapılan düzenleme olmadan işte akupunktör, hipnoz gibi uygulamalar hekimler tarafından da yapılıyordu ama şimdi Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle evet. böyle bir genelge yayınlandı Özlem. <laughs> e, ve doktorlara Türkiye'de bunun eğitimleri verilerek bununla ilgili yetkinliğe dair bir takım sertifikalar Evet, evet. Şu anda yine Sağlık Bakanlığının kontrolünde Sadece devam ediyor. Sadece hekimler yapıyor. Hani 2014'ten önce biraz karışık bir ortam vardı. O yüzden komplikasyonlar olarak gelen durumlar vardı. Tabii bu Batı tabunun yanında kullanılan metotlar bunlar. Yani tamamen batı tıbbını kenara e, alalım da doğu tıbbıyla yürüyelim şeklinde bir durum değil. El ele kol kola neler e, yapabiliriz ve daha iyi hale nasıl getirebiliriz sağlığı aslında e, şeyimiz bu, mevzumuz bu. Adı üzerinde <laughs> tamamlayacağız. Evet. yani batı evet. tıbbından <laughs> elde ettiğimiz sonuçları desteklemek üzere kullanıyoruz. Evet. Evet. Mesela ağrı yönetimi bunlardan bir tanesi. Evet. Getat yöntemleri kullanarak ağrıyı kontrol etmek mümkün Tabii yani ağrı en hoş olmayan duyumuz. Dolayısıyla da neremiz ağrıyorsa sorun orada oluyor. Getat'ın birçok bölümü, birçok metoduyla ağrı üzerine gidebiliyoruz. Benim asıl branşım da anestezi ve yoğun bakım. Dolayısıyla ağrı benim en çok cezbeden ve belki de Getat üzerine araştırmalarımı yoğunlaştırmamı neden olan faktör. Ve ağrı vücudumuzun da işte... Organlarımızdan da kaynaklanabilir, kas iskelet sistemimizden de kaynaklanabilir, eklemlerimizden kaynaklanabilir. Gene migren tipi hani baş ağrıları şeklinde olabilir. Ayrıca psikosomatik ağrılar yani altta psikolojik bir takım sıkıntıların doğurduğu e, ve bize bu ağrı olarak yansıyan e, ağrılar da mevcut. Bütün bunların hepsine get metotlarıyla biz cevap verebiliyoruz. Yani ee, başta e, akut ile geliyorsa eğer bir kişi e, ve kas iskelet sistemine ilgilendiren ağrılarsa ağrı mezoterapisiyle... Önce şu akut kroniği <laughs> açıklayabilir miyiz? Benim tıp fakültesine <laughs> başladığımda en büyük tamam. akut ne? Ne demek? Akut e, yani e, bir şekilde hızlı gelişmiş ağrılardan bahsediyoruz. Yeni başlamış. İşte düşme e, işte ne bileyim incinme, burkulma vesaire gibi. Ya da bir sabah kalktınız ağrıyor. Evet tutulmuş omzunuz, kolunuzda bir sıkıntı var gibi ağrılar kronik ağrılarsa uzun sürede uzun sürede yayılır. Zamanında bir başlamıştı ama. Evet bir arada bir şiddetlenir arada bir şiddeti azalır. Yani işte romatizmal ağrılar da bunun içine girer. Diskal her ne problemi varsa bir kişinin o ağrılar da zaman zaman pik yapar biliyorsunuz. E, migren yine aralıklarla gelen bir ağrıdır. Bunun gibi ağrılar ayrıca organlardan kaynaklanan ağrılarımız da var. Yani işte ne bileyim dönemsel kadınların dönemsel ağrıları olabiliyor. Ee, yine ne bileyim işte midemizde bir sıkıntı vardır da bu yansıyan ağrı olarak sırtta hissedilir, omuzda hissedilir. Yani organ kaynaklı ağrılarımız da mevcut. Bunlar da kronik ağrılar sınıfına daha çok giriyorlar. Bunların hepsini get at metoduyla çözebiliyoruz. Get at metoduyla çözebiliyoruz. Evet yani hani dediğim gibi batı ile beraber koordineli mm -hmm. gitmemiz lazım. Bir branş hekimlerinin de mesela çok akut bir kırık var yani. Şimdi tutup da bizim o kıra ortopedi uzmanından önce ya da evet. e, yani orada yapılması gereken tıbbi işlemler var. Gerekirse ameliyat bile var. Ondan sonrasında Bizim onu e, iyileştirmede hız kazanması ve o iyilik hali muhafaza etmek açısından çok büyük faydalarımız oluyor. Şöyle birkaç metot söyleyeyim. Mesela akut ağrılarda ağrı mezoterapisi, nöral terapi, e, çok gerçekten çok başarılı. E, yine e, daha kronik, daha uzun süreli ağrılarda uzun e, şey e, ozon terapi çok faydalanıyoruz. Ozon terapi zaten kan dolaşımını hızlandıran, bütün vücuda daha bol oksijen gitmesini sağlayan bir metot. Dolayısıyla ağrılarda çok kullanıyoruz. Bazen biyorezonans, özellikle psikosomatik ağrılarda ve kas fibromiyalji tarzındaki ağrılarda ve hipnoterapi, o söylediğim psikosomatik ağrılarda çok işimize ozon yarıyor. Ozon terapiyi zaten Özlem <laughs> ben de çok severek Aynen, kullanıyoruz. Aynen çok severek kullanıyoruz. Yoğun spor yaptığım günlerde mesela evet. oluşan kas ağrıları geçirmek evet. için ozon benim olmazsa olmazım. Hipnoterapide de e, fantom ağrı gibi aslında böyle Tabii. batı tıbbının faydası fantom ağrı nedir bilir misin Özlem Bilmiyorum. Yani diyelim ki ameliyatla bir insanın bir uzvu oradan herhangi bir hastalık nedeniyle çıkarılmak zorunda kalmış ancak kişi sanki omzu hala atıyorum bacak varmış, varmış. hala varmış gibi ağrı hissediyor. Evet. O hastalığın iyileştiğini beyni kavrayamadığı için o ameliyat sırasındaki adaptasyon süreci olmadığı için evet. hala aynı ağrıyı evet. çekiyor mesela hipnoterapi orada muhteşem bir fayda sağlıyor. Her hasta olmasa da e, ne kadar deriz başarı oranını? Yani oldukça şöyle bir örnek vereyim. E, benim hocalarımdan Doktor Ali Özden Öztürk. Dünya çapında da zaten e, bilinen, tanınan bir. Benim de bir... Evet, evet. Buradan sevgilerimizi evet. Çok <laughs> Aynı değerli bir Aynı şekilde çok değerli. Çok değerli. E, i̇lk beni hani, e, bu e, hipnoterapi konusunda e, hayrete düşüren şey şu olmuştu. Yine bir doktor abimiz. Pankreas kanseri ve terminal dönemdeydi. Çok ağrıları vardı. 6 ay kadar falan bir süre biçmişlerdi. Süre biçmiş. Yıllar öncesinden bahsediyorum. Ve e, yiyemiyor, içemiyor biliyorsunuz çok bulantı kusmaları da olur ve inanılmaz ağrısı olur kemer tarzında. Ali abinin muayenehanesinde e, ilk karşılaştığımızdaki e, durumu çok vahimdi. Yani çok kötü durumdaydı. Sonra Ali abi onu hipnoterapiyle ele aldı. Ve daha sonraki gene böyle aradıklarla biz gördük kendisini. Yani normal standartına, en azından hayat konforuna kavuşmuştu. Evet, gene belki yaşam süresi uzamadı ama ağrısız Konfor bir şekilde en azından kalın ömrünü konforlu yaşadı, evet, ağrısız evet, yaşadı. Evet. Peki bir sürü işte alternatif var. Örneğin Kısırlık tedavisinde geleneksel tıp uygulamalarının bir faydası var mı? Ne uygulaması Şöyle, Şöyle, mesela şöyle söyleyeyim. Neden kaynaklanıyor kısırlık? Öncelikle onu bir tespit etmek lazım. Ya da başka lazım. cinsel rahatsızlıklar. Evet olabilir. cinsel rahatsızlıklar. Yani infeksiyonla ilgili cinsel rahatsızlıklar hepsinde geleneksel tamamlayıcı tıp başta ozon olmak üzere çok faydalı. Kısırlık erkekten de kaynaklanabilir tedavisi. Kadından, Kadından da, kaynaklanabilir. da kaynaklanabilir. Bir de cinsel fonksiyon bozuklukları da var. Yani bunlar da yine e, Getat'ın konusu arasında e, yer alıyor. E, tabii ki kadın doğum bir üroloji uzmanlarının öncelikle hastayı görüp hani e, tedaviye alması akabinde uzayan durumlarda da hani biz e, yönlendirme yapabiliyoruz. Ya da beraber kol kola yürüyebiliyoruz. E, özellikle tüp bebek tedavilerinin öncesinde ee, dediğim gibi hücreleri, dokuları bol oksijenlendirip, bol kan ulaşmasını sağladığı için, dolaşımı düzenlediği için bütün o organlarda o sistemlerde çok olumlu o hücresel düzeyde çok olumlu yansımaları oluyor. Toksinlerin atılmasını da sağlıyor get metotları. O yüzden eee yolu kısaltıyor. Yani hani kısırlığı. Zaten evet, geleneksel evet. tıp uygulamalarında böyle işte fitoterapi uygulamaları hı hı. olsun ozon, akupunktür, hı hı. akupunktür biraz daha farklı hı hı. ama temelde birikmiş olan toksik atıkları ortadan temizlemeye. Evet. Dolayısıyla dokunun fonksiyonunu daha rahat yapabilmesini sağlama ve böylece batı tıbbıyla da birlikte yapıldığında Oradan elde edilen sonucu artırmak gibi bir fonksiyonu var, doğru mu? Doğru, şöyle bir şey var. Ee, vücudun kendini iyileştirme gücü var aslında, belli bir yere kadar tabii. Yani çok ağır işte kanserdir, e, ne bileyim, ağır enfeksiyonlardır. Hani bunları kastetmiyorum ama vücut kendi kendini onarabilme gücüne sahip. E, fakat e, işte bu rahatsızlıklar esnasında bu e, şeyde bir e, azalma, sıkıntıya girme durumu e, söz konusu oluyor. O nedenle get atla biz aslında vücudun kendi kendini onarma gücünü, hormonları bile, yani işte kadın doğum ve e, ürolojik, ürolojik durumlardan bahsediyoruz ya bunlar, üreme hormonlarını da kapsıyor, tiroid hormonlarını da kapsıyor. Harekete geçiriyoruz, tetikliyoruz. Yani en önemli faydası bu. Polikistik over gibi, ne bileyim erkekte sperm e, azalması ya da işte e, benzeri sorunlarda, e, bir şekilde getat metotlarıyla... Ee, uyardığımız için hormon sistemlerini e, daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabiliyoruz. Aslında işleri daha kolaylaştıran evet. bir yöntem değil. Evet. Konuyu biraz toparlamak istiyorum. Tabii. Sürenin de sonuna geliyoruz. <laughs> evet. ee, benim de sevdiğim, ilgi duyduğum bir alan ve izleyicilerimizin de sevdiğini düşünüyorum. Yenereksel tamamlayıcı tıp uygulamalarında güzelleşmekle medikal estetikle <laughs> alakalı bir faydası oluyordu olmaz mı? Ee, özellikle mezoterapi e, konusu biliyorsunuz hem ağır mezoterapisi yani hastalıklara yönelik mezoterapi var aynı zamanda da estetik mezoterapi kısmımız var estetik mezoterapi de işte e, ciltteki vücudun herhangi bir yerindeki sarkıklıklar, kırışıklıklar, renk değişiklikleri hani bazen renk değişiklikleri Hı -hı. olabiliyor lokal yağlanma dediğimiz e, durumlar bazen işte gıdıda ne bileyim e, basenlerde, göbekte e, ki Yağlanmalar ve vücudun genelindeki sarkıklıklar öyle söyleyeyim. Bunların giderilmesinde e, yine saç dökülmeleri, e, saçta alopesi dediğimiz e, yer yer kelleşmelerin e, görülmesi, gözaltı morlukları, e, cilt kalitesinin iyileştirilmesi e, gibi birçok alanda gençleşme yani aslında bizim amacımız e, sağlıkla, beraber güzelleşme yani getatlı bizim amacımız bu yani anti aging tedavilere giriyor biliyorsunuz gençleşme ya da yaşlanmayı geciktirme durdurma tedavilerine giriyor getat metotları zaten sağlıklı olan insanın bir güzellik de geliyor <laughs> evet, yüzüne vücuduna kesinlikle öyle ve şey bu uygulamalarla aslında yaşlanmadan yaş almayı ama açlıyor. Ama Hocam evet. çok, çok teşekkür ediyoruz. ederim. İşin geleneksel tarafından bir <laughs> <ayarını gülüyor> bahsetti. <gülüyor> bir de en modern yöntemlerden birinden bahsedeceğiz. Evet. Hemen peşinizden Doktor Burak Bey bizim konuğumuz olacak. Bize <laughs> en yeni teknolojik ürünlerle cilt güzelleştirme, gençleştirme için bir uygulamadan bahsedeceğiz. Çok teşekkür ben ederiz. Ben de öyle. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler. Doktor Burak Demir, Demir. bizlerle Hoş birlikte. Geldiniz. Merhabalar Hoş bu güzel geldiniz. İstanbul Nasılsın? gününde davetiniz de çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Hocam yeni nesil güzellik uygulamalarından evet. bahsedeceğiz. Nedir bu yeni gelişen yeni güzellik uygulamaları biraz bize bahseder misiniz? Tabii ki önce şundan bahsedeyim. Pandemiyle anladık ki hayatımız biricik. Bir tane hayatımız var. Aynı yaşamı paylaşıyoruz ama zamanın kumları üzerimizden akıyor. Yaşa uygun olarak doğru yaşlanma cildimizi doğru idare etme ve güzel şık bir görünüme kavuşturma bu yeni metotlarla daha da kolaylaştı. Bu ürünlerin içinde tabii glutatyon gibi, kolajen gibi, peptitler, amino asitler gibi modern uygulamalar var ama yeni bir ürünümüz var. İçinde polilaktik asit içeren sıvı likit dolgular. Ne işe yarıyor bunlar? Cildimiz zaman içinde fibroblast denen hücrelerini bir kaybetmeye başlıyor değil tabii ki. Dolgu değil bu, başka bir şey. Likit dolgu. dolgu. Evet, Neşit. dermal filler denen bu çapraz bağlı hyaluronik asitlerden değil. Çok farklı. İçerinde somon DNA gibi onarıcılar da var. Bir tedavi edici özelliği çok üstün. Bunları bazı özel yöntemlerle cilde uyguluyoruz. Amacımız biostimülasyon ve anti-aging. Fibroblast cildimizin yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir özelliği. Fibroblast hücrelerinden salınan cildin orta tabakasında olan elastin ve kolajeni zamanla Bayağı bir azalmaya başlıyor. Yaşım öyle 35'te 45'te de değil 25'te itibaren azalmaya başlıyor. Değil mi? Her yıl %1-2 kolajen. Tabii ki kaybediyoruz maalesef kaybediyoruz <laughs> <Geçiyoruz. gülüyor> <laughs> geçiyor. Bunu yerine koymak için bu ürünleri özel tekniklerle cilt altına sadece yüzümüze de değil boyun, dekolte, basan karın bölgemize de uygulayabiliyoruz. Bu şekilde o bölgedeki fibroblast aktivasyonunu tekrar sağlıyoruz. Kişi özel olarak tabi uygulamalar var, seanslar var ama iki yıla varan bu kolajen ve elastin üretimi altın standart oldu. Yeni yöntemle zaten bu ürünleri böyle kolay bir şekilde uygulayıp bu önemli etkiyi elde edebilmek Hocam, oldu. Hocam şu fibroblast aktivasyonu lafı biraz açalım. Tabii ki. Yani böyle herkesin anlayabileceği bir şey gerçek. değil. <laughs> değil mi? Özlem Hanım anlayabildik mi? Yok ben şey. çok Be anlayamadım. Ben de Beni seyirci Tabii. olarak görüyorum hocam bahsedeyim. programda. Şimdi cildimizin orta tabakası var dermis bölümü. Hatta bir kremden bahsettiğimiz dermise ulaşmıyorsa çok ciddi bir onarım yapmayacaktır. Bizim asıl cildimizin gerginliğini, esnekliğini, sertliğini, o güzel diri görünümünü veren bu bölge. Kolejen ve elastin de bu bölgede. Bahsettiğim hücreler bu fibroblast da bu bölgede. Bizim yaptığımız bu uygulamalar işte buradaki bu fibroblastın stimülasyonu, daha fazla, daha etkin kolajen ve elastin salgılanması, kırbaçlanması ve daha ki, yoğun çalışması anlamına geliyor. Daha düzgün, Çalıştırdık daha yoğun. Onu... Tabii ki. O bölgedeki <laughs> Evet, o bölgedeki <laughs> <de paylaşmış> kırışıklıklar <laughs> azalmaya başlıyor. O bölgede Şimdi uyguladığımız yapılar, evet. özel tekniklerle yaptığımız yapılar bir çatı oluşturmaya başlıyor ve bu etkiler uygulamanın kendi etkinliğinden bağımsız iki yıla kadar da bu aktivasyona devam ettiriyor cilde. Bu şekilde az önceki doktor hanımefendi bahsettiği gibi yaşımızı alırken gençleşiyoruz. Evet. Güzel bir şekilde yaşlanıyoruz ve diri bir görünüm yaşımıza uygun olarak elde etmiş oluyoruz ki çok Kaliteli önemli. Kaliteli yaş almak denilen şey tabii bu ki, olsa değil mi? Tabii ki. Doğru, Yaşam belli zaten 5 yıl, beş yıl önce 5 yıl sonra ama nasıl yaşadığınız çok çok değerli. Artık Nasıl medite, baktınız estetik, kendinize? Plastik, çok, çok önemli durum, tabii ki. Ciddi anlamda yaklaşmış durumda. E, şöyle Fakti teknoloji ki. ilerledikçe tabii. insanlar zaten ameliyat olmayı çok sevmiyorlar Aynen, hani sonrasında evet. bir iyileşme süresi var. Artı ameliyatlar çok geri dönüşü olmayan uygulamalar ve büyük değişiklikler yapıyor ama insanlar daha çok küçük değişikliklerle iyi görünmek ve bunun Sürdürülebilir. Ya, tabii daha ki uzun cerrahi uzun bir durum şey düşündüğünüzde var. de daha bir, diri bir ciltle cerrahiye yaklaşım, cerrahiye girmek hekimin de elini çok rahatlatan, cerrah arkadaşlarımız da elini çok rahatlatan bir uygulama Değil oluyor. Mi? Ve alınan verim de çok artmış oluyor. Tabii ki. Hele ki bu PLA sıvı likit dolgularla yapılan uygulamalar ertesindeki cildin kalite artışı ileride daha hakikaten evet, büyük. Bu hangi büyük yaş grubundan başlıyor hocam? Hangi yaş grubundan Şimdi bahsettiğim gibi yani 25'ten sonra bu kayıplar, kayıplar başlıyor. başlıyor. Kişiye Hı. özeldir. Bazı insanlar daha hızlı yıpranır. Hı. Bazı insanların yaşamları daha zor geçmiş olabilir. Çalışma koşulları, yaşam koşulları etkiler. Ama genel genellikle 25 ile e, artık gecesi yok. Hanımefendilerimiz, beyefendilerimizin kendilerine bakımı ile ilgili e, 65-70 yaşlarına kadar da tabii ki uygulayabiliyoruz. Yaşa uygun yaşlanmayı sağlıyoruz ve bu etkileri de aynı şekilde almış oluyoruz hastalarımızdan. Peki diyelim ki yaşı geldi ve işte insan kendi görüntüsünden çok memnun değil bir şekilde bir iyilik yapmak istiyor kendisine. Tabii ki. Bu bahsettiğimiz likit dolgu yöntemiyle bir yüz germeye benzer etki elde edebiliyor. Musun? Tabii doğru teknikle yaklaşıldığımızda epey yaklaşıyoruz. Ya oluşturulan bu çatı, oluşturulan bu uygulama volüm de verebildiği için, hacim de verebildiği için çatlakları azaltıp bu kayıpları Ondan sonra estetik kayıplarını, gerginlik kayıplarını ve bazı çökmeleri de giderebildiği için ve gittikçe de kendi güzelleştirdiği, kendi daha belli ettiği için çok yetkili oluyor. Hastalarımız çok memnun ayrılıyorlar. oluyorlar. Yani bak e, şimdi volüm veriyor, sıkılaşma sağlıyor, toparlanıyor. Yani, tabii yani yüzde çok şöyle yoldan, bir çok yoldan yoldan sıkılaşma eden. sağlar. <laughs> Ama buna ilk olarak benim anladığım tarafıyla e, vücuttaki işte hacim kaybeden yerler mesela işte özellikle Amerika'da popo büyütme kullanılıyor çok yavaşlatıyor. Basen bölgesi, karın bölgesi hayır. çok yavaşla. Tabii ki uyguluyoruz. Ee, kolejen artışından bahsediyoruz. O zaman... ...çatlaklar gibi, yara izleri Tabii gibi... Kodirist, ...sivilcilerin trafiler, bıraktığı izler gibi... Aknesi karları. Bunlar da çok etkili. Hakikaten çok güzel düzeltmeler sağlıyor. Ve hastamızı çok mutlu ediyor. Kendini daha iyi... ...daha zinde görmeye başladığında... ...psikolojisine de yansıyor. Kesinlikle. Bunu çevresine de yaymaya başlıyor. Bu güzel enerjiyi herkesle paylaşmış oluyor. Eh, yani baktığında... ...hemen hemen... Peki... Yaşımız geldi. Evet. Hani ben daha henüz oralara gelmedim ama e, diyelim ki yaptırmayı düşündüm böyle evet. bir uygulama. Ve yaptırdım. Sonuçtan da çok memnunum. Ne kadar süre sonra etki göreceğim? Hemen yapar yapmaz Şimdi uygulamada... volüm etkisi net olduğu için zaten görürsünüz. Kaldırma lifting etkisi çok belirgindir. Kendisini gösterir. Cilt onarma etkisi bir 3 aya kadar yayılabiliyor. Tabii kişiye özeldir. Bazı insanlara 3 ayda bir uyguluyoruz. Bazı insanlara 6 ayda bir uyguluyoruz bazı insanlara eğer problemleri çoksa bölgeye yönelik daha sık, daha sık olarak uygulayabiliyoruz. Ama sadece genel bir anlamda bir düzeltme yapacaksak yılda bir ya da iki de yetebiliyor. Yani kişinin yapısına göre tek Tabii bir seans olabilir, abi, birden abi. fazla da olabilir. Tabii Bunu ki sorunlara yönelik bir çözüm. Aldığımız sonuç ne kadar sürüyor peki? e, ee, dediğim gibi hani 3 ayda 6 ayda bir küçük hatırlatmalarla bu oluşturulan etkiyi korumaya başlıyorsunuz. Tabii ki zamanın kumlarını engelleyemiyoruz. Yaşlanmamız devam ediyor ama özellikle kolajen üretici etkisi 2 yıla vakit, 2 yıla yakın hakikaten devam ettiği için bu onarımı 2 yıl boyunca da kendinde hissetmeye devam ediyor hastalarımız ve zaten bu aradaki hatırlatma dozlarını çok kaçırmak istemiyorlar. Bu güzel enerjiyi kaybetmek de istemiyorlar açıkçası. Demek ki yani aslında iki yıl kadar sürüyor ama eğer ki ilk başladığımızda aldığımız o çok beğendiğimiz tabii, tabii, aralarda bir hatırlatmalar yapıyoruz. Bize uğramalarını istiyoruz, kahvelerini bizde içmelerini istiyoruz, bir değerlendiriyoruz ve bir programlama yapıyoruz tabii ki izliyoruz hastalarımızda. Pekala. Şahane. Ee, Uygulama alanlarından bahsettik, etkisinden bahsettik. Evet. Peki, Hangi sizin... aşk hukuklarına yapılırdan bahsettik. O, evet. Sizin anlatmak eklemek yani istediğiniz, şunu unuttuk dediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Elbette. Hocam? Şimdi yaptığımız uygulamalar bizim dokunuşlarımız ama hastalarımız da kendi sağlıklarına dokunmalılar. Lütfen herkes iki buçuk litre su her gün içsin. Badem gibi, ceviz gibi, antoksidan basit gıdalardan günlük tüketilsin. Lütfen yapılabildiği kadar apartmanın içinde bir iki üç kat çıkıp inmek bile akşam bir egzersizdir egzersizlerimizi yapabilsin. Ve sevdiklerine lütfen herkes biraz vakit ayırsın. Yani diyorsunuz ki biz kolajeni stimüle ediyoruz ama siz de biraz siz de yardımcı oraya, olun var diye. <laughs> bir miktar dokunsunlar lütfen. Son bir şey lütfen. daha sormak Terbi istiyorum. Etti. Şimdi insanlar bu tip medikal estetik uygulamaları ya da cerrahi estetik uygulamalarından alacakları sonuçlarda şöyle bir korku. Ya ben o abartılı görüntüye ulaşır mıyım? Ne dersiniz? Bu tabii ki e, öncelikle anemnes, sonra hastayı iyi dinlemek, sonra hekimin de kendi profesyonel düşüncesini hastayı iyi aktarmasıyla ilgili bir şey. Abartı kimse de güzel durmaz ama zarafet bu ince noktalardan bahsettiğim hekim-hasta arasındaki güzel ilişkiden geçer. O yüzden bu abartı görüntü yerine doğal, yaşa uygun, şık görünümü biz daha kaliteli buluyoruz. Zaten hekimler olarak bizler önce Amacımız. hastamıza zarar vermemek tabii üzerine ki, yemin tabii etmiş ki. insanlarız. Tabii Dolayısıyla... Ki. Ben açıkçası bu kötü görüntüleri kişiye sosyal ortamda zarar vermek olarak gördüğüm için çok doğru bulmuyorum. Sizin de bu şekilde ki. düşündüğünüzü anlıyoruz. Tabii ki. En başta şık, doğal, taze bir görünüm amacımız. Çok teşekkür ederim. Genç Şeber yaşlanmak. Evet. Evet. Kaliteli genç yaşlanmak. Kaliteli. İyi yaşlanmak doğru. diyelim. Evet. Güzel görünmek diyelim. Çok da, teşekkür ederiz. Alamlar aynı diyelim. olunca sohbetler böyle Evet de, güzel oldu. Kavgatırız dağılır <laughs> <laughs> aslında. <gülüyor> dağılırız. Dağılırız. <gülüyor> <gülüyor> İki konuğumuz daha var Özlem Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hocam biz Skype bağlantımız var. Hımm sürprizlerle doluyuz. Evet. <laughs> Peki. Bir Alanur hocamıza bağlanmak istiyoruz. Hazır mı Skype bağlantımız? Bağlanmak üzereyiz. Uzman evet. psikolog Alanur Özalp ile görüşeceğiz. Uh -huh. Biraz konudan bahsedelim istersen hazırlığı yaparken reji. Neyden bahsedecek Alanur Hanım bize? Hiperaktiviteden. Hiperaktiviteden. Benim de çok ilgimi çekiyor. Daha dün çünkü... E, biliyorsun dört yaşında bir oğlum var anaokulundan çağırdılar ve çocuğunuz hiperaktif olabilir dediler ben de ah dedim <laughs> çökeri duvardan duvara sekiyor son derece normal bakalım Alanur Hanım bize bunlarla ama alakalı ama bu yaşıyla de alakalı mı yoksa hani, Şimdi, bir burada hasta şey mı, mı? Hı -hı. acaba yoksa hastalık sınırına henüz gelmemiş bir hareketlilik mi bunlara bakmak lazım çünkü e, tıbbın her dalında bizim ...işte fakültedeki beylik lafıydı hocalarımızın... ...hastalık yoktur, hasta vardır. Hasta vardır. Şimdi mesela Doruk'un hastalığı mı var? Doruk hasta mı acaba? Ya da kitaplarda bu durum hastalık olarak bir tarif ediliyor. Bunları konuşmak ya lazım. Ya geleneksel olarak Psikologlar... şey e, sorabilir miyim? Hani böyle sizde var mıydı? Ya da anne de var mı? Şimdi ben var onu dedim mıydı? zaten. Yani <laughs> hani e, o da olabilir ya. psikolog arkadaş e, dedi ki böyle böyle yapıyor falan çocuk. Evet dedim normal. Hani ne demek normal dedim. Kızcağız bir kendi e Şimdi dedim ben de çocukken öyleydim. E annesi de hani armut dibine düşermiş. Şimdi mesela e, çocuğun gelişim evreleri açısından da anne babaları çok zorlayan bir şey var. Ya bu çocuk kısa boylu mu? Çok mu uzun boylu vesaire? Şimdi bir çocuk hocam vardı onun tabiriyle anne baba çok iri yani atıyorum iki tane Viking evlendiğinde doğacak çocuğun bir elli boyunda büyümesi pek beklenen bir şey değildir. Değil. Aynı şekilde. Pigme boyutunda insanlar da evlenince bunun boyu 1.92 metre olmayacaktır. Dolayısıyla şimdi e, benim kendi çocukluğumu ele alıyorum. E, annesinin çocukları dedeleri falan da ele alıyoruz. Zaten bizler hiperaktif olarak büyümüş bir ailenin çocukları iken benim çocuğumun da zaten çok sakin bir birey olması beklediğim Pek bir şey ya. değildi açıkçası. E, psikolog arkadaşları bunu söyleyince e, haklısınız dedi yani doğru. Kızınızda var mıydı? Kızım zaten hala duvardan dolayı duvar seken bir ergen. 11 yaşında bir kız çocuğu. Ee, çok hareketli ama mesela bu hareketlerini doğru yönlendirmek önemli. Ee, müzik yapıyor, sporla çok ilgileniyor, futbol oynuyor. Aynı Nefis. zamanda derslerinde çok başarılı. İşte, piyano çalabiliyor, keman çalabiliyor çok vesaire güzel. Yani bu hareketli çocukları doğru kanalize ettiğinizde, doğru yönlendirdiğinizde elde edebileceğimiz şeyler de çok fazla. O nedenle acaba hiperaktivite bir hastalık mı ya da... Nereden itibaren hastalık demeliyiz? Nereye kadar bunu kabul etmeliyiz? Bunları bir Hanım bağlandıysa bir konuşalım. Alejandra Hanım bizi duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum tabii ki hemen cevap vermek istiyorum. Vakti de güzel değerlendirelim. Hiperaktif çocuk veya hiperaktif yetişkin, bu ikisini de rahatlıkla kullanabiliriz. Bunlar bir durum saptaması diye düşünüyoruz, bir hastalık olarak adlandırmıyoruz. Ama bir sıkıntı var, bir zorluk var. Bu sıkıntıyla ilgili olarak kişilerin karşılaşabilecekleri çocuk olsun, yetişkin olsun, bebek olsun bir takım zorluklar var. İşte bu zorlukları onların hayatından, onlara olan haksızlık durumu söz konusu konusu dışarıdan bakıldığı zaman bu durumların düzeltilmesi ve bunun bilinçli olarak hiperaktiftir değildir diye annenin, ailenin, çevrenin, okulun özellikle öğretmeninin bu işi bilmesi lazım. Hiperaktivite kötü bir şey değil, utanılacak bir şey asla değil. Onun için hiperaktif gibi bir şekilde hani bunu saklamak ee, öğretmenle söylemeyelim diye benden çoğunlukla rica ederler. Böyle bir e, harekete gerek yok. Özellikle öğretmenle paylaşmak gerekiyor çünkü bu çocuklar zaman zaman. E, sınıf içinde hareketli olduklarından dolayı e, bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Olumsuz durumlarla karşı karşıya geliyorlar. Onun için öğretmenin bu e, çocuğun durumunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Öğretmenler zaten hiperaktivitenin ne olduğunu biliyorlar. Onlardan saklamanın bir anlamı yok. Zaten biz özellikle öğretmenlere eğitimler, seminerler, söyleşiler, paneller düzenliyoruz ve özellikle de bize bu tür çocukların sıkıntıları olduğunda ve aşılmaz sıkıntıları olduğunda öğretmenler yönlendiriyorlar. Böyle bir çocuğumuz var bu çocuğun e, yardıma ihtiyacı var. Bir psikolojik destek alması gerekiyor diye bize yönlendiren çoğunlukla öğretmenler. Bu çocukların sıkıntıları daha çok okula başladıkları zaman ortaya çıkıyor. Okulla ilgili olarak ör örneğin e, işte okumayı biraz geç öğrenebiliyorlar veya okulda sırada oturmakta zorlanabiliyorlar veya dikkatini yoğunlaştırmakta zorlanabiliyorlar veya kontrol güçlüğü dediğimiz bazı şeyleri hemen şimdi anında yapmak istiyorlar. Onun için böyle bir ikinci veya üçüncü bir zorluğu da yaşıyorlar. Biraz çabuk unutkanlık var, dalgınlık var, dikkatsizlik var, kazalara ve tehlikelere açık olma durumu söz konusu. Ama çok zeki çocuklar kapasiteleri çok yüksek ve aynı zamanda yaratıcı özellikleri olan sosyal çocuklar e, özellikle e, yaratıcılık ve zeka bir araya geldiği zaman buluş zekası dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor yani anne babalardan özellikle rica ediyorum ben bir uzman psikolog olarak şunu rica ediyorum diyorum ki bakın bu çocuklara e, yatırım yapmanız lazım, onlara emek sarf etmeniz lazım, ilgilenmeniz lazım, vakit ayırmanız lazım. E, onların sorunlarını çözmek için bir psikolojik destek almanız lazım. İşte bunları yaptığınız zaman bu çocuklar bir roket gibi havalara uçuyorlar. Hocam çok için. özür dilerim. görebilir miyim? Ki. Tabii Diyelim ki. Diyelim ki hareketli bir çocuk, anne baba evet. ya da öğretmeni size yönlendirdi ya da bir psikoloğa yönlendirdi. Evet. Bu çocuğun gerçekten hiperaktif mi yoksa sadece biraz hareketli bir çocuk olup olmadığını anlamakta yani tadınsında ve varsa eğer böyle bir durum tedavisini nasıl bir yol izliyoruz? E, birincisi bir kere aile, ailelerin, anne babaların korkmadan getirmeleri lazım. Burada e, korkulacak hiçbir şey yok. E, hiperaktivite olumlu bir şey aynı zamanda. İkinci isteğimizde bize geldiklerinde... Testler uyguluyoruz dikkat testleri e, yine zekanın belli melekelerini ölçen testler uyguluyoruz ve anne babadan özellikle yapmaları gereken neler varsa bunları anne babaya yavaş yavaş tane tane anlatıyoruz ve bunları uyguladıktan sonrasında yeniden bir ölçüm yapıyoruz. Bu ölçüm iki ölçüm arasındaki farklara bakıyoruz ve bu durumda. Çocuğun okulla ilgili ve öğretmeniyle ön görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeleri telefonla olabiliyor, yazılı bir e, e, işaretleme çekliste göndererek olabiliyor ve bu durumda bir üçlü sacaya oluşturuyoruz. E, biz kendi testlerimizi uyguluyoruz. Anne babaya e, bilgileri neler yapmaları gerekiyor, neler yapmamaları gerekiyor bunları anlatıyoruz, uygulamaya başlatıyoruz. Artı öğretmeniyle düzenli ve sürekli ilişki içinde oluyoruz ve çocuğun da dikkatini artırıcı. Ev ödevleri veriyoruz. Dikkatini artırıcı çalış çalışmalar yapıyoruz ve bunlarla ilgili çocukların en büyük sorunlarından bir tanesi arkadaş ilişkilerinde zorlanabiliyorlar. Yani bir şekilde arkadaşım bana kızdı ama niye kızdığını anlayamadım diyebiliyorlar. Onun için de bu konuda arkadaşlarıyla daha güzel ilişkiler, kopmayan ilişkiler kurmaları için nelere dikkat etmeleri, nelere dikkat etmemeleri veya yapmamaları gerektiğini hem kendi çocuğa hem anne babaya hem Ailenin tüm bireylerine, kardeşlere ve ailenin içinde yaşayan ahbaplar, akrabalar, yakın akrabalar, uzak akrabalara nasıl bir e, çocukla ilgili bilgi verilmesi gerekiyor? Bunları anlatıyoruz ki anne rahatlasın üstündeki yükü atsın çocukla ilgili kendisini sorumlu bir suçlu gibi algılamasın. Genellikle bu çocuklara baktığımız zaman bu çocukların ailelerinde Anne veya babalarında veya ikincil akrabalar dediğimiz akrabalarında da Ortada hiperaktif özel, özellikler taşıyan e, e, yakınları olduğunu görüyoruz. Onun için zaman zaman çocukta aile bireyinin, hiperaktif özellikler taşıyan bireyin, e, karşılıklı olarak sıkıntı çektiklerini, birbirleriyle anlaşamadıklarını görüyoruz. Bu durumda ne yapmaları gerektiğini, nasıl yaklaşmaları gerektiğini onlara bilgi veriyoruz ve düzenli olarak onları takip ediyoruz. Özellikle online olarak görüntülü veya görüntüsüz görüşmeler yapıyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. İyi ki katıldınız yayınımıza. Daha üzerine konuşacak çok fazla şey var bu çok konuyla alakalı. Şey Stüdyomuzda da bekliyoruz sizi en kısa sürede. Seve seve çok teşekkür ederim böyle güzel bir şekilde aileleri bilgilendirdiğiniz için çok güzel bir program çok memnun oldum saygılar sevgiler benden efendim. Hoşça Biz kalın. çok teşekkür ederiz görüşmek üzere. Ve şimdi... şimdi programımızın son konu bu kadar tıbbi konuşma. Artık yavaş yavaş evet. hani böyle şeyden başladık. Hastalık tedavisi, işin estetik kısmı, kısmı. hadi psikoloji hadi falan. Biraz psikoloji şimdi kısmı. biraz daha böyle lifestyle adlandırabileceğimiz. Biraz daha adlandırabileceğimiz. Evet, lifestyle diyebileceğimiz yazar Ece Yazıcı bizlerle birlikte olacak hocam. Ece Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçin güzelliğinizle geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> ederim efendim, o sizin güzel bakan gözleriniz. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Çok iyiyiz, gayet iyiyiz. Sizi gördük, ee, daha iyi olduk. Şimdi... Aynen. Ben bir hekimim. Bir sürü hekim konuklarımız oldu. Sağ olsunlar çok güzel evet. şeyler anlattılar evet, bize ama ben de çok güzel bilgiler edindim. Bir yazarla oturup sohbet edebilmek, tadında sohbet edebilmek harika olacaktır diye düşünüyorum. Yazarla nasıl başladınız? Nasıl oldu? Aslında tamamen bir tesadüf. Yani Hatta "Çok Türk bir yazarlık yapayım, iki roman yazayım" diye mesela hiç, olmadı. Hiç öyle bir şey aklımda yoktu. Bu tamamen evrenin bana bir hediyesi diyelim. Çünkü e, benim esasında Tamamen geldiğim bir başka profesyonel hayat var. Ee, ama pandemi herkesin hayatında bir şeyleri değiştirdiği gibi benim de hayatımda bir şeyleri değiştirdi. Benim hayatıma bir sürpriz yaptı. İlk önce bir bomba attığını zannetmiştim ama meğer sonra çok güzel bir e, sürpriz, bir paketmiş bir hediyeymiş esasında bana. Bunu zaman içinde hani anladım. Nasıl oldu? Pandemik başladığı zamanlarda herkes gibi bizim de evlere evlere kapandığımız zamanlarda bir online yaratıcı yazarlık atölyesiyle tanıştım. O güne kadar benim kendi hayatıma dair farklı planlarım vardı ve farklı ilgi alanlarım vardı. Onları büyütmeye yönelik hep bir eylem planı içerisindeydim. Ama o e, atölyede verilen o ödev, ödev için yazmamıza e, istenen o hikayeleştirmemiz istenen hani o siyah beyaz fotoğraf benim de hayatımı değiştirdi ve e, bir anda aslına bakarsanız hep ne kadar yazmayı sevdiğimi bu sayede fark etmiş oldum. Hep yazıyordum, hep biriktiriyordum ama hep arkalarda kalıyordu. Bir anda, ...bir anda ön plana çıkıverdi. Yazarken. Doğru mu anlıyorum? Yani emekli olayım da Ege'de bir sahil kasabasında... ...kafe açayım hayali... ...kendini yazarlıkta mı buldu? <laughs> Aslında belki böyle bir hayal... ...eninde sonunda gerçek, gerçek olur. Ama şu anda bunun için çok erken... ...çünkü benim tek istediğim şey... ...yazmak, yazmak, üretken olmak... ...ve yazmaya devam etmek. Peki, yazmak var, yazmak Emekliliği var. Emekliliği daha var yani. İyi, i̇yi yazmak var, kötü yazmak var... Evet. İyi yazmak nasıl olur? İyi bir yazar nasıl olur? İyi bir yazar nasıl olur? Ben de esasında bunun hani başındayım. En önce söylemek gereken şey sanırım hiçbir zaman tam olarak olduğunu kabul etmemek. Oldum demek için çok erken. Bu çok uzun bir sürüven, uzun bir maraton. Bunun başında, ortasında ya da sonunda her zaman gelişime açık olmak lazım. Okumaya devam etmek... Yeni insanlarla tanışmak, yeniliklere açık olmak ama en çok da kendini geliştirmeye açık olmak. Bence ben en önemli şey şeyler... Yazar olmak için hani neler gerekiyorun da adımlarını Ece Hanım anlatıyor bize. Evet. E, tasavvufta var ya hamdım, piştim, <laughs> pişiyoruz... <pişürüz. gülüyor> Yanıyorum. <gülüyor> Olacağız, <gülüyor> yanacağız. Bir sürü şey var evet. işin evet, içinde. Evet. Aynen. Ee, Bizi... yazar olmak için Ece Hanım yani nasıl bir hayat yaş yaşıyorsunuz? Yani çünkü çok zor bir süreç kendinizi kapatıyorsunuz, sayfalarca yazıyorsunuz, bazen bir sayfa yazıyorsunuz, bazen onlarca sayfa yazıyorsunuz. Bunun için nasıl bir hayat kaliteniz var, nasıl yaşıyorsunuz? E, hayat kalitesini yüksek tutmak lazım. Aslında benden önceki bütün konukların değindikleri çok güzel bir konu vardı, bir başlık vardı diyeyim. Yaşlanıyor ama çok sağlıklı yaş alıyor. Kaliteli yaş. Kaliteli yaş alıyor. E, ortaya çıkarttığımız eserlerin de esasında belki. ...demlenmesi, kaliteli bir şekilde yaşalması ve pek çok okura, çok geniş bir kitleye hitap edebilmesi için... ...ilk etapta sizin kendinize inanmanız lazım. Ben ne yazıyorum, neyi ifade edeceğim, benim meselem nedir? Bugüne kadar yazılmışlardan farklı yani, olan ne kaliteli olacak? kaliteli yaşamak zenginlikle alakalı bir şey değil. Ee, zenginlikle Mi? alakalı bir şey değil ama bence burada ruh zenginliği çok önemli... Bunu bir yerde şöyle açalım. Varlıkla alakalı. Varlıkla alakalı. Evet. Değil mi? Varlıkla, ha, maneviyatla, alakalı. maneviyatla. Maneviyatla alakalı. önce de şeyden bahsedeyim Tabii hocamız da burada benden önceki konuklarımız da güzel konulara değindiler. Fiziki olarak sağlık ve bedene sahip olmak bir kere bu işin başında var. Yani hepimizi ilgilendiriyor tabii. Hani kaliteli bir uyku, iyi bir beslenme, düzenli bir egzersiz programı bütün bireyler için elbette geçerli ama Bizim tarafta biraz da hani ne güzel söylemiş atamız işte sağlıklı e, kafa sağlam, sağlam vücutta sağlam kafa sağlam kafa sağlam, sağlam, vücutta, kafa, sağlam vücutta bulunur. Sağlam vücutta bulunur. Ee, aynı. O mantık esasında burada da hani geçerli. İyi bir beden sağlığı sizin esasın, esasında varmak istediğiniz de ruh sağlığını da bir bakıma destekliyor. Yani bedeni sadece kuvvet tutmak değil, esasında ruhumuz da besleyecek şeylerle e, devam etmemiz lazım yola. O yüzden e, seyahat etmek, gülmek, neşelenmek, eğlenmek, kaliteli zaman geçirmek bunların içinde hep var. Ama benim belki bu reçetenin üzerine söyleyebileceğim, ekleyebileceğim en önemli şey. Hayattan zevk almak ve hayatı ıskalamamak. Buradan e, yazılarını kağıt olarak tutan, kenarda bekleten ya da e, bunun için ne yapabilirim diyen izleyicilerimiz için bir kitap ne süreçte çıkıyor canım? Bu yolculuk nasıl bir yolculuk? E, bu yolculuk uzun bir yolculuk. Bu işe mi gireceğiz? <laughs> <lan? gülüyor> <laughs> Neyi yazmak istediğinize bağlı olarak da değişir. Şimdi yani... sevgili izleyicilerimizden bir soru geldi. Hani nasıl çıkartabiliriz ve ne süreçte çıkartabiliriz. Evet, Eski çalışıyor diyorsunuz. <laughs> evet, buyurun. WhatsApp'tan da sorularınızı almaya devam edelim. Ee, Nasıl çıkıyor bir kitap efendim? Bir kitabın ilk önce bir yaratım elbette süreci var ama o yaratım sürecine geçmen önce bir araştırma. O araştırdıklarınızı belki farklı bilgilerle teyitleme, anlama, sentezleme. Eğer bir kurgu yapıyorsanız Gerçeklikle kurguyu nasıl örtüştüreceğinize doğru bir şekilde karar vermek, zaman, mekan öğeylerine doğru bir şekilde oturtturmak ve karakterleri iyice derinleştirmek var. Gerçek yaşam öyküsü ise bu bambaşka. İşin içinde eğer hiç gitmediğiniz yerleri anlatmak varsa oraları görmek, oralara belki bir ya da birden fazla kez seyahat etmek var anlatmak istediğiniz şeye insanı nasıl çekeceğiniz önemli. Yani insanlar sizi niye okusun? İlk önce buna bir karar vermek gerekiyor. Siz daha önceden yazılmış bir şeyi mi yeniden yazacaksınız? O zaman farkınız ne olmalı? Yepyeni bir şey mi söylüyorsunuz? Siz nasıl hitap etmelisiniz insanlara? Ya da belki bu bir sosyal sorumluluk projesi gibi olabilir evet. ya da dikkat çekmek istediğiniz özel bir husus olabilir. Hani hepsi birbirinden farklı. Benim kendi yazma serüvenimde İlk kitabım Bir Numaralı Peron e, piyasaya çıkıncaya kadar hep küçük denemelerim, küçük öykülerim vardı biriktirdiğim ama hep not alırdım. Unutmamak, not almak e, bu işin e, bence kilitlerinden bir tanesi. En azından naçizane benim adıma. Çünkü siz beslendiğiniz belki bir an, bir şarkı, hayatınızda yaşadığınız küçük bir şey, bir karşılaşma anı olabilir, herhangi bir şey. O an o duygu o kadar taze ki onu kaybetmemek lazım ben en azından hemen kağıda kaleme sarılıyorum. İşte telefonumda tuttuklarım var, bilgisayarımda tuttuklarım var. Ben hep onları birleştirmek istiyordum. Ama bunları yazmak, birleştirmek, üretmek ayrı bir safa. Ama bunu çıkartmaya karar vermek, bastırmaya karar vermek bambaşka bir cesaret işi. Cesur olmak gerekiyor eğer ki bunu başkalarını açacaksanız, kendi içsel yolculuğunuzu bir başkasına açacaksanız, geniş kitlelere yer hitap etmek, Söz konusuysa o zaman kesinlikle cesur olmak ve arkasından gitmek gerekiyor. Örneğin yaşadığınız bir şeyi anlatıyorsunuz ve tamamen size ait çok kişisel bir duygu, ama bunu kitaba dökmek istediniz. Cesur olacaksınız. Yüce cesur. Ya, ya da beni mesela e, romanın bir kurgu, ama o kurguyu bile oluştururken ben çok dört elle sarıldığımı hatırlıyorum. Günlerim, saatlerim nasıl geçti hiç bilmiyorum. Az önce aynı Özlem Hanım'a söylediği gibi yazdım, çizdim. Olmadı bir daha yazdım bir daha sildim ta ki oluncaya kadar olduğuna kendim emin oluncaya kadar ilk önce biz içsel olarak inanacağız ve kabul edeceğiz. Demek ki her zaman da böyle yaşadığımızdan olacak ya da işte o e, ilham bir geldiden ziyade bu işin bir de bir matematiği de var Bir bu? matematik var ilham öyle ben şok olmuştum. çat kapıya geldim yapmıyor. E, Hemen bölüyorum hocam ha, tatlıca para. bölüyorum. <laughs> Reklamlardan sonra <laughs> bunu konuşmaya devam edeceğiz. Evet Ece Hanım kaldığımız yerden Her devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Reklamlar bitti. Her şey yolunda mı sevgili sunucum? Her şey tamam. yolunda. Bu işin bir de bir matematiği var dedik. Ben şok olmuştum zamanında. Yani işte Edgar Allan Poe işte İngiliz de Amerikan Edebiyatı'nın böyle usta isimlerinden biri bir şiirler yazmış adam adam ne yaşamış ya falan diye okumuştum zamanında. Meğer ...tasarlamış, yazmış, çizmiş, denklemi varmış o işin. Yani, Ona göre yazarak, çizerek işte doğru. kelimesinin, hecesinin bizde de var. Divan edebiyatında işte feulun, feulun, feilatun vesaire. Doğru, aynen. Siz böyle bir matematik takip ediyor musunuz yazılarınızı yazarken? Ben Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'ne katıldım. E, online Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nde bu matematiğin bir girişini almışım. Ama hani sözün başına da dediğimiz gibi... Yazar oldum demekle zaten hani iş bitmediği için süreç devam ettiği için hala kendi adıma da öğrenme süreci devam ediyor. Ve bu öğrenme sürecinin içerisinde ben de ilk başta öğrendiğim o matematiği artık daha gelişmiş versiyonlarını öğrenmeye başladım. Evet bir matematik varmış ve bu çok derinmiş. Ve bu sadece e, basit bildiğimiz dört işlem falanla sınırlı kalmıyormuş. Bunun yanında... E, Farklı pek, pek çok yazım tekniği olduğu gibi işin içine psikoloji de varmış meğerse. Ya kolay olabilir mi zaten? Hiçbir şey kolay aktar değil. Aktarmaya çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Bir karakteri anlatmaya çalışıyorsunuz, bir olayı anlatmaya çalışıyorsunuz ya da bir zaman ya da bir mekan. İnsanlar oraya nasıl girecek? Belki bir kahramanı anlatıyorsunuz, o kahramanın yolculuğu dediğimiz e, olay döngüsünü anlatıyorsunuz. Nasıl başladı? Neler yaşadı? Hangi İçsel yolculuklardan geçti ve başladığı noktaya nasıl iyileşerek geri döndü? Başladığı yerle bittiği yer arasında nasıl bir süreç e, gelişti onun için? Ve çevresindeki diğer insanlar bunun nasıl etkilendi? Bu komple bir matematik ve çok iyi çalışmak gerekiyor. Ne kadar güzel. ve ya. Temiz bilgiler aldık değil mi Ece hocam? Gençlere de çok çalışın mı diyorsunuz bu durumda? Çok çalışın, cesur olun. Gençlere eğer istiyorlarsa kesinlikle bu isteklerinin peşinden gitsinler. Kolay demiyorum, çaba göstermek Özellikle gerekiyor. Özellikle soruyorum çünkü her şey çok kolaymış gibi geliyor ya bazen. <laughs> Öyle mi? Hayır, değil. Kolay değil. Çalışmak ama, lazım çalışmak ama. Çalışmak lazım. O ama. çalışmayı yaptıktan sonra her şey kolay. Ama inanmak bence hepsinin ötesinde. Ayaklarıza sağlık. Çok, çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Bugün çok, bu çok sağ olun konuk ettiğiniz için. Gel geldiler. Evet. Her hafta olduğu gibi. Bir saatiniz dolmuş oldu, bile. doldu, ee, Evet. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de çok teşekkür ederiz bizi bu zamana kadar takip ettiğiniz için evlerinizde misafirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Mutlu hafta sonları.